Evet arkadaşlar şimdi de timerlardan devam ediyoruz. General Purpose Timer. Daha önce Basic Timer'a biraz bakmıştık. Şimdi General Purpose Timer adıyla geçen genel amaçlı zamanlayıcılarına bakacağız. Kullandığımız bir kronetleyicinin. Şimdi aslında Basic Timer'da birçok özelliği görmüştük ve diğer timerlarda da bu Basic özellikler zaten bulunuyor. Yani neydi bu? Bakın hatırlarsınız işte timer'a gelen klo, belli bir preskeleri ön bölücü değeriyle böldüğümüzde timer'ın çalışacağı frekansı ayarlamış oluyorduk. Ee, ve tabii ki her bir e, seferinde gelip tekrardan değerini başa yükleyecek olan otorizyon otocaster da vardı. Ve bu şekilde timer'ın ayarlarını yapmıştık ve basic timer'ı çalışır hale getirmiştik. Şimdi burada ekstra olarak Basic Timer'daki şu birimleri ekstra olarak bakın burada bir giriş ve burada bir çıkış kanalı olduğunu görüyoruz. Yani bu timer'ın ekstrasının özelliği olarak e, giriş alabilmesi ve çıkış verilmesi var. Şimdi timer'ın giriş ve çıkışı ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Bakın burada ekstra bir register daha var. Yani timer'ın kendi sayaç değerinin dışın paralelinde bakın burada bir değer var. Capture Compare modları var. Yani bu timer'ın. Capture Compare, yakalama ve işte karşılaştırma modları dediğimiz modlarda harici olarak bir girişten bir sinyal aldığında Counter'ın o anki değerini kopyaladığı değer kop buraya kopyalamasına capture deniyor. Yani o anı yakalıyor. Buradan bir sinyal aldığımızda o anı yakalayıp e, zamanını ölçmüş oluyoruz. O ne zaman olduysa timer'ın hangi anında. Compare modunda da buraya yüklediğimiz değer sürekli olarak counter'ın değeriyle karşılaştırılıp ne zaman counter'ın değeri buradaki register'ın değerine eşit olduğunda buradan bir çıkış verilmesi de compare mod olarak geçiyor. Bu da ne demek oluyor? Buraya bir değer yükleyip counter'ın her oraya geldiğinde periyodik olarak bir sinyal üretmemiz anlamına geliyor. Yani timer'ı bir şekilde kurarak dışarıdan gelen bir sinyalin o anki zamanını almak, değeri ölçmek için kullanabileceğimiz gibi belli periyotlarda sinyal üretmek için de kullanabiliyoruz. Bakın burada bahsettiğimiz şeyler aslında bir donanımı bir iş için kurup yazılımdan bağımsız olarak çalışmasını sağlamak. Aslında yazılımlarda, gömülü yazılımda özellikle mikronetlecilerde en istediğimiz durum şu odur. Yani işi yazılıma, yazılımdan ziyade donanıma yıkmak. Burada da yapabileceğimiz şeyler bu. Yani buradaki şeyleri tabii ki yoklama yöntemiyle yazılımsal olarak yapmamız mümkün. Ama burada ideal olan durum işi donanıma yıkmamız ve otomatik olarak bahsettiğim yapılmasını sağlamamız. Şimdi burada buraya bakın bu kısımlar basic timer ile aynı özellikler. Aslında yazılan yaz, açıklamaların da aynı olduğunu göreceksiniz. Yine işte clock source çalışma yapısı time base ünitesinin yani timer'ın ana motorunun ayarlarıyla ilgili kısımlar. Sonrasında capture compare kanalları burada işte bu bu timer'a e özel olan kısım burası. Burada bu kanalların yapısı veriliyor. input stage'i veya işte output stage'i. Burada biz şu an ben örnek olarak output compare moduna odaklanacağım. yani çıkış moduna. Bakın burada burası bakın ana yani bütün şeyler bir arada gösterilince biraz karışık gelebilir iki bölümde incelemek lazım. Giriş ve çıkışı. Bakın çıkış bölümünde daha sağda görüyoruz. Bakın burada bir karşılaştırma yapılıyor sürekli. Yani bizim oraya işte compare register'ındaki değerle counter değeri, sayacı değil yani timer'ın sayacı sürekli karşılaştırılıyor. Ne zaman ki sayaç değeri eşitlendiğinde bu compare register'ındaki değeri o zaman bir referans çıkış veriliyor bakın buraya. Bir sinyal çıkışı veriliyor. Bu sinyal de bakın burada terslenerek de dışarıya verilebiliyor. Yani sinyalimizin işte bir durumdayken sıfır verilmesi gibi tersleme gibi işlemi de bakın yapılabiliyor. Bunu seçmek için bir bit ayrılmış. CC1 P biti, polarity biti. Bir de bu çıkışın dışarıya gerçekten iletilmesi veya iletilmemesi için bir output enable devresi var burada bakın. İsterseniz de bu çıkış ne olursa olsun bunu dışarıya iletmeyi veya iletmemeyi seçebiliyoruz. Bu da CC1E adlı enable adlı yani capture compare bir enable adlı bitle yapılıyor. Yani temel olarak arkadaşlar Output Compare modunun örneğinde yapacağımız şeyin yapısı o olacak. Bir kere timer'ın tabii zamanlayıcı ayarlarını hepsini kurmamız gerekecek. Aynı Basic timer'da yaptığımız gibi. Buna ekstra olarak da Output Compare modu için e, bu kanalın birini Output Compare olarak ayarlamamız gerekecek. Orada polaritesini de seçmemiz gerekecek. Tabii ki periyod olarak ne istiyorsak onu CCMR1 register'ına yazacağız. E, daha doğrusu CCMR1 register'ındaki e, şu 3 bit'le, e, OC2M bitleriyle Output modunu seçeceğiz, burada Compare modu kullanacağız ee, ve bu şekilde CCR2 Register'ındaki değerle karşılaştırılıp, burada tabii ki hangi periyot istiyorsak onu da yere yazacağız. Output Compare örneğini göreceğiz. Temel olarak ama bakın, ilgilendiğimiz bitlerin zaten az çok hangi ayarları yapacağımız da burada ortaya çıkmış oldu. Burada bakın zaten ayrı bölüm ayrılmış durumda, Input Capture modu için de bir bölüm ayrılmış durumda. Ee, output compare için bir bölüm. Burada bu zaten çalışması benim anlattığım şu an şeylerin hepsinin özeti burada var. Bir de forced output mod diye bir şey konulmuş ki bu aslında tamamen o çıkışı tamamen timer'ın çalışmasından bağımsız olarak 1 veya 0 yapmak anlamına geliyor. Sadece o öyle bir mod var. Ee, bu da belli durumlarda kullanılabilir. Yani o anda timer'ın çalışmasından bağımsız olarak çıkışları kapatmak, açmak gibi e, işlemlerde kullanılabilir. Tabii bir de input outputtan bahset. Yani input capture, output compare modları dediğimiz modların dışında bir de PWM modu var. PWM'i de ayrıyetten örneğini göreceğiz. Çünkü meşhur PWM işte genelde motor sürmek veya işte bir şekilde çıkıştan analog bir çıkışa benzeterek aslında e, gerilimin ortalama değerini değiştirmemizi sağlayan bir teknik PWM. PWM moduna da ayarladığımızda e, aynı şekilde bu timer'ı PWM için kullanabiliyoruz. Ona da bakacağız. Evet arkadaşlar burada çok hızlıca bir özet geçmek istedim. Çünkü zaten timer basic timer'dan gelen özelliklerin aynısı burada da var. Ekstra olarak burada bir giriş ve çıkış kanalı ekleniyor timer'a. Ve bu giriş çıkış kanalları sayesinde timer'ı zaman daha önceki basic timer'daki kesmeli bir periyodik sinyal üretme yapmıştık. Burada tamamen donanıma yıkarak bu işi output compare modunu kullanabiliyoruz. Input capture ile zamanını ölçebiliyoruz. Giriş sinyalinin ne zaman oluştuğunu timer ile ve PVM modunda da PVM sinyali üretebiliyoruz böyle ekstra özellikler geldi. Bir de kısaca isterseniz register'ların da tekrar bir üzerinden geçelim. Zaten en başta söylemiştim Basic Timer'da da bütün timer'lar aslında temel olarak aynı iskeleti paylaşıyor. Sadece timer'ların özellikleri arttıkça bu register'ların daha genişlediğini görüyoruz. Daha fazla ekstra bitlerin geldiğini, ayarların arttığını görüyoruz ama temel olarak iskelet yapısı bütün timer'larda aynı. Hatta bütün STM32 modellerinde de hemen hemen ortak yapıyı paylaşıyorlar diyebiliriz. Belli değişiklikler oluyor tabii ki. Evet bakın mesela burada işte interrupt enable etme yine bitimiz var. Status register'ımızda yine flag'lerimiz var. Kesme flag'leri. Ee, burada işte ekstra olarak gelen capture compare modu ile ilgili ayarları yapacağımız bitler burada. Input capture yapacaksa yine o ayarlar burada. Evet burada yine capture enable etme bitleri ve output polaritesi ile ilgili çıkışın polaritesini değiştiren bit de burada. Evet gördüğünüz gibi evet registerlarınız bu şekilde. Zaten capture input output compare örneğinde de bunu yaparak göreceğiz ve burada farkı bu şu olacak aslında. Yine timer basic timer örneğinde yaptığımızdan farklı bir şey yapmayacağız. Yine bir dışarıya bir sinyal üreteceğiz. Bunu da LED'le gözlemleyeceğiz ama bu sefer LED'in yanıp sönmesini sağlayan şey bir kesme alt rutinine girmeden yani kesme, orada dikkat hatırlarsanız kesme yazmıştık ve kesme içerisinde LED'i yakıp söndürüyorduk. Burada artık kesme de olmayacak. Tamamen donanım kendisi output compare modunda bağımsız olarak çalışacak ve LED'i yakıp söndürmeye devam edecek. Evet bu örnekle de devam edeceğiz bundan sonra.